Sayın Başkan, tarımsal ürünlerin üretiminde böcekleri öldürmek için kullanılan ve organik fosfatlı olarak nitelenen kimyasal gruba ait bir zehir olan klorpirifos, 2015'te AB ülkelerinde yasaklandıktan sonra 2016 Nisan'da da ülkemizde yasaklandı. Meyve sebze üretiminde kullanılacak klorpirifos içerikli tarım zehirlerinin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar piyasadan toplatılmasına ve satışın sonlandırılmasına karar verilmişti. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülke genelinde yaptığı kalıntı izleme çalışmalarında klorpirifos kalıntısı tespit ettiği gıda ürünleriyle ilgili verileri açıklamamaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ettiği gıda ürünlerinde 2015 yılından bugüne klorpirifos tespit edilen örnek sayısında ciddi artış olmuştur. Bu veriler gösteriyor ki tarımsal üretimde klorpirifos kullanım yasak olmasına rağmen geçmiş yıllara kıyasla artarak devam ediyor. Bakanlık bunu nasıl açıklamaktadır? Zehir mi yiyoruz, zehir mi yediriyoruz? Bu onurlu ülkenin onurlu anı Tanıtkabir'e, bir yandan yandaş kurumlar, bir yandan da kimden yana olduğu berrak olmayan Sayın Gökçek ile eliyle ince bir tuzak seziyoruz. Aşık Mahzuni, parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı der. İşte parsel parsel edip memleketin derelerini, dağlarını, yaylalarını, sahillerini sattınız ve satıyorsunuz hala. Unutmayın, bu vatan evlatlarının elinde kalan o dikili taş, o abide var ya, o abide bu toplumun anıt kabridir. Anıtlaşan bir efsanenin Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı yerdir. Anıt kabir bu milletin tarihidir, destanıdır, onurudur, umududur. Ona el atanın eli, ona dil uzatanın dili yanmıştır her daim. Bu böyle biline. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İstanbul dün Venedik gibiydi sayenizde. Çünkü yol yaptık, tünel yaptık, AVM yaptık, saray yaptık, denizi doldurduk, koca koca binalar diktik diye övüne övüne anlata durdunuz. Her şeyi unuttuğunuz gibi doğayı da unuttunuz. Dün fırtına, tufan, boran yoktu İstanbul'da, yağmur yağdı sadece. Suya yol bırakmadığınız için su da sizin yolunuza, tünelinize, AVM'nize aktı doğal olarak. AKP yerel yönetimlerinin doğayı talan etmesinin, kent bilinci fukaralığının, beton zenginliğinin sonucudur dünkü İstanbul manzaraları. Ayrıca AKP'nin küresel ısınmaya karşı Paris Anlaşması'ndan, iklim değişikliğinin bilimsel sonuçlarından bir haber oluşunun da göstergesidir. Değerli arkadaşlar, doğanın sesine kulak vermezseniz doğa verdiğini geri alır.